Hangi kızınız? Küçük kızım. Ben Ziya Bey'in en çok bu hususiyetini takdir ediyorum. Ben düşünürken o icraata geçiyor. Gelmeyi kabul eden adamın, yani ikinci olmayı kabul eden adamın her teklifini kabul edeceğimi söylemiştim Canan'a. Sen tabii buraya geleceğimizi bilmiyordun. Artık öğrendin. Yani sonsuza kadar ikinci olmayı kabul ediyor musun? Sen bunu kabul edersen, ben senin istediğin her şeyi kabul ederim. Ne kadar daha sevebilirsin ki Ali'yi? Sen ne kadar sevebilirsin ki beni? Gençleri tebrik ederim. Sizi de Ziya kardeş. Polat Alemdar da böylelikle bizim ailemize ilk adımını atmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sanki başkasına mı sıkıyorsun? İlle gözün açık yapacaksın. Ne olur cevap verme usta. Uzaklara gidelim derken bunu hiç düşünmedin mi? Ne söylersem incineceksin Elif. Söyle, incineyim. Bir tercih yap. Ya aç ya kapa. Çok kısa. Efendim Memati.
Usta, hakkını helal et. Memati müsait değilim. Sonra konuşalım. Usta sonrası yok. Ben gidiyorum. Üstümde hakkım var, helal et. Etmiyorum Memati. İncittin işte. Artık bu mevzudan vazgeç. Patron tebrik etti, konu kapandı. Benim Lazia'nın kızıyla işim yok. Bunu patrona böyle ilet. Lütfen. Yaşamak istemiyorum. O zaman beni niye aradın Memati? Mezar taşında ismini gördüm. Helalle kalmak istedim. Rahatsız ettim. Evet, rahatsız ettim. Bana bir açıklama yapmak zorundasın helallik istiyorsan. Usta, hakkını helal ediyor musun, etmiyor musun? Nasılsa cennete gideceğim yok. Cehennemi bile hak edeceksin Memati. Gel ben senin kafana sıkayım. Ama sakın bana telefon açıp helallik bahanesiyle kaçıyorum demeyeceksin. Ben yaşamak istemiyorum ki. Bu kadar mı? Abini öldürdüler ve sen yaşamak istemiyorsun. Senin adını kim koydu Memati? Usta, kapatıyorum. Gidip mezar taşlarına kapanıp ağlayacağına, abini mezara koyanlardan intikam al Memati. En azından ölümün bir işe yarasın. Ben o kadar adam öldürdüm. Hiçbirinin cesedi bir işe yaramadı. Bari seninki yarasın. Sen benim mezarda olduğumu nereden bildin? Ajanım Memati, oradan bildim. Dangalak mısın oğlum sen? Mezar taşında adımı görmedin mi? Bana kızmıyorsun değil mi? Ama ben sana çok kızıyorum. Tek bir cümle söylese onunla giderdim biliyor musun? Yalan da olsa, beni senden çok sevdiğini söylese onunla nereye isterse giderdim. Niye biliyor musun? Sırf sana inat. Ama gördüğün gibi, yine senle ben baş başa kaldık canım. Ne korktuğum var, ne kaçtığım var. Ben bu üç paralık dünyaya meze olacak adam değilim. Olma lan! Kim ol diyor sana? Memati, hakikaten ilk gördüğüm yerde kafana sıkacağım seni. Çünkü çalışmıyor. Ulan git delikanlı gibi öl. Git devlete, bir bir bütün gördüklerini, yaşadıklarını, sistemi anlat. Abini öldürenleri canlı canlı mezara koy. Gönül rahatlığıyla bekle. Seni de bir öldüren çıkar. Ben ispiyoncu değilim. Peki nesin? Kimsin? Adın ne? Ulan senin adını koyanlar Hayati demeyi bilmiyor muydu?
Sen bir tane daha Memati'ye rastladın mı? Artık sıra bende. O kadar çok öldürdüm ki. Ben bu işin biteceğine inanmıyorum. Bir kahpe de bizi götürecek. Kahpeleri kim götürecek Memati? Azrail. Sen o Azrail'e selam söyle. Senin canını alsın. Sonra gelsin benim canımı alsın. Sık ulan kafana. Bu dediklerim kafana girmiyor ya. O mermi de senin kafana girerse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Usta. Usta bir tek şey söyle. Bu kahpe dünyada yaşamam için bir tek şey söyle ki ömür boyu kölen olayım. Bak kafan çalışmaya başladı. Çek o silahı orada. Mermi işler artık. Yok usta yok. Ben bulamıyorum usta. Kafayı yiyeceğim. Ne için yaşadığımı bilmiyorsam... Bir hiç için ölürüm. Sen adının manasını anlamadan sana ölüm yok Memati. Ne yaparsan yap. Ölümün nesini anlayacağım ya? Sen bugüne kadar bildiğin en iyi işi yaptın değil mi? Evet. Peki sadece bunu yapmayı bildiğini nereden biliyorsun? Başka bir iş yapmayı denedin mi? Denedim. Hep yanıldım usta. Amaç yanlışsa sonuçta her zaman yanılgı olur. İstediğin kadar dene. E peki niçin yaşayacağım ben usta? İyi bir insan olmak da mı istemiyorsun Memati? Az kaldı Memati. Benim nerem iyi usta? Ben iyi insan olmanın ne demek olduğunu nereden bilirim? Doğmuşum, ismime layık olup anamı öldürmüşüm. Kaç ana çocuğunu doğururken ölür usta? Benimki öldü. Kaç baba oğlu anasını öldürdü diye adını Memati koyar? Kaç ölüm ismini değiştirir usta? Ben bir tane mezar taşı istiyorum usta. Üstünde adım yazmasın. Memati. Senin üstünde daha ne hakkın var ki? Bizim iyi insan olmak için bir tek şansımız var. Hayatta kalmak. Usta, benim artık gücüm yok. Benim yanımdayken güce ihtiyacın yok. Usta, yapamıyorum. Nasılsa cennete gidemeyeceğiz Memati. Cehennemi hak edelim. Önce kendini, sonra milleti topla. Giden gitsin, kalan kalsın. Bizim daha çok işimiz var. Mafyanın kökünü kazıyacağız. Ulan demedi mi bir daha bu mezarlıkta su satmayacaksın diye? Dediysen dedin. Tapusu senin mi? Gömerim lan seni buraya. Nasıl gömersin lan? Şimdi gösteririm ben sana. Gel buraya. Gömleyi göstereyim de sana bir. Aklın başına gelsin. Orhan'ı ne yapalım abi? Ben denizsiz yaşayamam derdi rahmetli. Eyvallah abi. Nesrin'le... Kardeşi geliyor mu Yahya? Yolda. İyi. Benim sabrımı zorlama Nazo. Sokaktan tuttuğun iti benim evime sokamazsın. Baba, o benim arkadaşım. Bu yaştan sonra bana it mi otartacaksın lan? Yerdal bu evde kalır. İster it gibi davranırsın, ister köpek gibi.
ama kalır. Ya da bir daha sana yüzümü göstermem. Senin yüzünü görmek için bir itin yüzüne mi katlanacağım? Yıkıl gözümün önünden. Şeyh Muz. O it münasip bir yerde kalsın Şeyh Muz. Ağam. Bir it yüzünden Nazom'u üzemem Şeyh Muz. Oynasın, sıkılınca atarız. Şimdi hangimizi terk ettin? Ali'yi mi, Polat'ı mı? İçer misin? Yiyecek takatim kalmadı. Efendim. Gelirim. Birazdan oradayım. Görüşürüz. Lazia'da ne işimiz var ki? Sonra? Ne sonrası? Yürüdü gitti. Gelmedi mi? Beklemedim Canan. Ay ne olacak acaba? Çok merak ettim. Ya arayacak boş ver diyecek. Ya arayacak ben ikinci olamam diyecek. Ya da arayacak Ali'yi kabul edecek kadar seni çok seviyorum diyecek. Ya aramazsa? Aramazsa... Nasılsa bir yerde karşıma çıkar. Canan, ben bir şey merak ediyorum. Neyi? Polat Bey, hoş geldiniz. Buyurun, içerideler. Gel bakalım. Damat. Hadi. Sizi bağlayan benim. İpe aldanmayın. Baba. Bana değil. Fotoğrafçıya bakın. Bir daha böyle bir an olmaz. Olmadı mı? Olmadı.
Sen beni hiç tanımadın Meral. Gönlüm istiyor ki o tarafımı hiç tanıma. Babam bir şey yaptı. Belki de hayatının en doğru işini. Eğer bir şekilde bu iş senin yüzünden bozulursa, andolsun seni ellerimle öldürürüm. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Burası neresi? Pisliğin, bataklığın içi. Tabakhane. Burada deri önce tuzlanır, bozulmasın diye. Deri tuzdan ötürü bozulmaz ama kokusu cihana aşmıştır bir kere. Bir fırtına kokuya dayanıp burada çalışacak maharetli kişiye debbah denir. Bir adam debbah olursa bir daha ömrünün sonuna kadar kötü koku duymaz. Debbah derileri meşe kabuğu ve kireçle işleyerek kurutur. Kuru derinin kıllarından ayrılması gerekirse ıslatır. En sonunda işlenecek olan esas deriyi ortaya çıkartmak için derinin cinsine göre 3 ila 12 ay arasında tabakhane havuzunda bu deriler bekletilir. En sonunda deri kıvama geldiğinde debbah onu taştan taşa çalarak işler. Meşin yapar, sahtiyan yapar, hatta güderi ve kösele yapar.
Debah pislikten, bataklıktan intikamını döve döve, taştan taşa vura vurmuş. Onun intikamını herkes üstünde taşır. Kah ayakkabısıyla, kah kemeriyle, kah ceketiyle. Bir yerden de bakarsan bu debahın övünçtür. Aslında insanların üstünde taşıdığı da odur. Ben deba mıyım? Tahammülün varsa. Evet. Uçurumun kenarındasın. Pisliğin, bataklığın içindesin. Ya yerden uçacaksın, ya da herkes senin övüncünü üstünde taşıyacak. Yıllarca karşıdan baktım kız kulesine. Hep merak ettim nasıl bir yer oldu. Bir yalnız kadın için denizin ortasında bir sığınak, bir ev. Nasıl bir duygu yaşamış tek başına ölene kadar. Hem de her türlü tehlikeden korunmak için tıkılmış. İçeride ne yaptın? Oturdum, şarap söyledim kendime ve baktım. Girdiğim anda bir saniye bile kalamam diye düşündüm. Ama sonra hiç çıkmak istemedim. Bir ömür yaşayabilirim diye içimden geçti. Yalnızlık da kız kulesi gibi canım. İlk girdiğim anda bir saniye dayanamam diye düşündüm. Ama sonra bir ömür yaşayabileceğimi zannettim. Sonra? Sonra kız kulesine bir sepet incir geldi canım. Kimse sepetin içindeki yılanı fark etmedi. Yılan kızı soktu canım. Ve kız aşık oldu. Bilmem. Ben bir tek şey biliyorum Elif. Siz Polat'la bir ömür ayrılmayacaksınız. Hayırdır Can Polat? Hangi rüzgar attı seni buraya? Karayel. Gemiye operasyon yapılacak. Hangi gemiye? Sehem'in mallarını taşıyan gemiye. Mallarımızı getiren gemiye. Kim yapacak? Devlet. Ekiplerimiz Mersin'e intikal etti. Şafak'la birlikte Nasib'in bire çıkılacak efendim. Operasyon gizliliğini koruyacak. Sadece deniz kuvvetlerinin bilgisi var. Onlar da tam sorumluluğu bize devrettiler.
Operasyonda bir pürüz çıkarsa bürüneceğimiz kimlik... Pürüz çıkmayacak. Tamam usta. Polat Alemdar yoldaymış. Buraya geliyormuş. Sizlerle konuşmamı emretti. Dedi ki... Biz sonu belli olmayan zorlu bir yola giriyoruz. Bugün bu saat bizim yoldaşımız olmayanlar gitsin. Gidenleri suçlamayız. Ama yarın öbür gün başımıza türlü işler geldiğinde... Kim derse ki ben bunu bilememiştim... Onu da suçlamayız. Cezalandırırız. Bu işlere girip de çıkmak yoktur. Ölmeden çıkmak isteyenler şimdi kapıdan çıksın. Ben senin yerinde olsam çıkar giderdim dostum. Kapı orada dayı. Ben dönmeye değil. Gerekirse ölmeye gelmişim. Yaşamaya rağbet yok ki. Herkes ölmek için fink atıyor. Je ne comprends pas. La prévience est de devenir ici. No, je ne apprends pas. Je t'en prie, no, venez pas. C'est un sujet personnel. C'est ne pas rationnel, c'est tout rien maintenant. Ne discute pas avec moi. Tu m'as posé une question et tu as obtenu ta réponse. Non. Bonne nuit, mademoiselle. İlk defa böyle ısrar ediyor. Gelmek mi istiyor? Evet. Bir gün isteyecekti. Bir gün. Bugün değil. Uyuşturucu kime ait? Konsorsiyum mu? Herkes var içinde. Kimler? Karahanlı ve ekibi. Karahanlı çuvalların üstüne adını mı kazımış aslan? Bu zeyimi çökertirsem Karahanlı'yı da çökertirim. O zaman Kıbrıs'ta referandumda evet ya da hayır çıkınca mesele çözülecek, öyle mi aslan? Anlamadım efendim. Sığ düşünüyorsun aslan. Meseleyi şahsileştirme. Ama operasyonunu yap, arkandayım. Eğer doğruysa sonumuz olur. Doğrusu yanlışı yok. Bunu Polat değil, kim söylerse söylesin, demek ki birileri daha söylüyor. Haklısın. Bu operasyon lafı şuyu vukuundan beter bir durum. Karahanlı ile konuşmamız lazım. Ben sana gelirken konuştum. Bizi bekliyor. Hatasız kul olmaz. Hatanla sevdik seni. Orhan.
Fırtına kopacak. Evden nasıl çıktın? Nişanlıma gideceğim dedim. Ben senin nişanlın değilim. Kime göre? Babana göre. O kafasındaki hayatı yaşıyor. Polat? Efendim abi. Neden misiniz? Abi eskiden beri Çakır abinin... Soruma cevap ver. Neden buradasın? Neden misiniz? Abi ekmek parası. Memati. 30 yıllık ekmek parasını hesap et. Yakup'un böyle bir derdi kalmasın. Kardeş hakkını helal et. Artık aramızda değilsin. Abi elini ayağını öpeyim beni dışlama. Ola ki gün gelir ekmeğe muhtaç olursun. Bizim de bölüşecek ekmeğimiz olmaz. Yakup'a mahcup oluruz. Biz mahcubiyeti kaldıramayız. Yolun açık olsun. Sen de hakkını helal et abi. Helal olsun. Niye düğününe bizi çağırmadın kardeş? Abi köyde yaptık. Hayli arasında. Resmi nikah da yok, imam nikahı da. Memati. Düğün hediyemizi ver, Ayhan'ı memleketine uğurla. Abi özür dilerim. Burada da düğün yapacaktık. O yüzden. Kardeş, biz seni de, senin sevdiklerini de severiz. İsteriz ki sevildiğin bir yer varsa orada olasın. Mutlu olasın. Hakkını helal et. Helal olsun. Başka var mı? Evli olan, çoluğu çocuğu olan, anasına babasına meftun olan, kaybedecek bir tek şeyi bile olan birisi. Hangi devlet operasyon yapıyormuş? Fark eder mi? Peki Polat bunu nereden öğrenmiş? Hüsrev'a bana güzel bir şey söyledi buraya gelmeden önce. Şu yu vukuundan beter dedi. Kimin söylediği, kimden öğrendiği şu dakikanın konusu değil. Testere konuyu araştırsın. Böyle bir şey var mı öğrenelim? Hı hı. Bizzat ben ilgileneceğim. Şimdilik teşekkür ederim. Şeymus Bey kimsenin gelmeyeceğini söylemişti. Boş ver Şeymus Bey'i. Bak sana ne getirdim. Ne getirdin? Ben sigara içmem ki. Bu sigara değil ki. Esrar kırdım içine. Uyuşturucu mu kullanıyorsun sen? Sadece joint. Kimse bilmiyor. Aramızda sır. Tamam. Sır.
Peki nereden buldun? Ben ağa kızıyım Erdal. Zararlı olmasın bu? Allah'ın evladısın be. Hep kafamda şu soru vardı. Düveli Muazzama, Balkanları, Kafkasları, hatta yetmeyip minik Gürcistan'ı bile bölmeye çalışırken neden şimdi Kıbrıs'ı birleştiriyor? Şimdi bu sorunun yanlış olduğunu düşünmeye başladım. Aslında iş o kadar basit değil. İşte bu. Asla basit değil. Anlat bakalım, tezin ne? Diyelim ki Kıbrıs Rum kesimi o kadar baskıya rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birleşmeye hayır dedi. O zaman ne olacak? Tamam. Birazdan çıkıyorum. Bir problem mi var? Yok. Çıkma mı lazım? Polat'ı anlatıyordun. Bütün her şey bir tarafa, benim hayatımı kurtardı. Hem de babama rağmen. Sonra? O zamandan bu zamana değişen bir şey yok. Ona sadece minnet duyuyorum. Hislerim kardeşlikten ileriye gitmez, gitmeyecek. Bu yüzden mi baban seni kardeşinle nişanladı? Babamın ne yaptığı önemli değil. Ben kendimi de biliyorum, Polat'ı da. Birbirimize bakmadık bile. Nasıl bakmadınız? İkimiz de biliyoruz. Bu babamın planı. Bana dürüst ol Meral. Hiç mi aklından acaba diye geçmedi? Geçseydi burada olmazdım. Artık gitmem lazım. Burada olanlar şerefi ve haysiyeti için yaşayacaklar. Ün, nam, şöhret, karı, kız, racon, kabadayılık, it, ot peşinde koşmayacaklar. Benim bir davam var. Burada olan herkesi davama ortak sayarım. Dediklerimi yapmayanı da davama, davamıza ihanet etmiş sayarım. Benim davam, bu topraklar üstünde yaşayan bir tek mazlumun dökülecek bir damla kanına karşılık bin zalim kanı akıtmak. Bu davayı güdebilmenin tek bir yolu vardır. Zalim olmamak. Ama mazlum da olmamak. Mazlumun hakkını zalimden almak. Hepsini alamasak da bu uğurda ölürüz. Benim davamın ortağı mısınız? Ortağıyız. Pişman olacağınız şeyi yapmamaya, yaptığınız şeyden pişman olmamaya hazır mısınız? Hazırız. Bayrak, Kur'an, silah üstüne yemin eder misiniz? Ederiz. Ben de sizi yarı yolda bırakmamaya, gözümü diktiğim ufka kadar götürmeye yemin ediyorum. Allah utandırmasın. Thank you.
gemi nerede? Kıbrıs'la Mersin arasında. Mersin'e daha yakın. Dön dolaş Kıbrıs'a gel. Gemi bir tarafa da. Kıbrıs ne olacak? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ya benim anlamadığım, Rumlar birleşmeye hayır derse ne olacak? Harika olacak. Ne o? Sen de mi denktaş gibi ulusalcı oldun? Rumlar hayır derse işler daha da karışacak. Ama bizim için çok iyi olacak. Nasıl yani? Rumlar hayır derse Kıbrıs fiilen yine bölünmüş olacak. Onlar kendi yoluna gidecek. Bir hafta sonra, yani 1 Mayıs'ta diğer 10 ülkeyle birlikte Avrupa Birliği'nin üyesi olacak. O kadar kolay olur mu bilemem. Bana öyle geliyor ki Avrupa Birliği Rumları ikinci kez referanduma götürtür ve evet çıkartır. Kıbrıs'a bir bütün olarak gel der. Avrupa Birliği Kıbrıs'ı bir bütün olarak istiyor. Aslında istediği Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'a yerleşmesini üst kurmasını engellemek. Kıbrıs'ta askeri üs Büyük Orta Doğu projesinin en önemli adımlarından biri. Unutma, Kıbrıs İsrail'in burnunun dibinde. Türkiye 44 mil uzaklıkta olan Kıbrıs, Yunanistan'a 600 mil. İsrail'e sadece 183 mil uzaklıkta. Ve Musevilerle Rumlar Osmanlı'dan bu yana hiç geçinemezler. İsrail, dolayısıyla Amerika, adada Rum hakimiyetini istemez. Ne düşünüyorsun? Açık konuşayım. Beni daha önce de şaşırttın. Ama bu sefer çok şaşırttın. Neden? Ben sana gelmeyi düşünüyordum, benden faydalan diye. Sen bana geldin. Diyorsun ki, birader benim halkın içinde gözüm kulağım ol. Buna ihtiyacım var. Ben zorlu bir yola girdim. Dostum da çok olacak, düşmanım da. İsterim ki bana hep doğruları söyleyen bir dostum olsun. Bizim ağzımızdan eğriler çıkmaz. Ama benden paralı askerlik bekliyorsan ne sen söylemiş ol ne ben duymuş olayım. İki dakikada koydun raconu. Doğrular can acıtır birader. Ben canımın acımasına razıyım. Ama doğrultamazsan canın yanar. Neye kafan takılıyorsa, neyin eğri gittiğini düşünüyorsan gelip bana söyleyeceksin. Hem deliliğine hem hikmetine ihtiyacım var. Ama bir şartım var. Neymiş o? Üçüncü bir kişinin yanında asla konuşmak yok. Üç dakikada yaptın raconunu. Nedir netice? Nereden sızdı bu haber bilmiyorum ama resmi hiçbir kaynakta bir operasyon emaresi yok. Gümrüktekiler? Hiçbir olağanüstü hal yok. Hayır, incelettim. Nöbet yerleri bile değişmemiş. Birileri işimize çomak sokmaya çalışıyor Tuncay. Kim? Dediğim gibi, Amerika'nın Kıbrıs'ı neden birleştirmeye çalıştığını bir türlü anlayamamıştım. Annan planındaki ufak bir pürüzde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Powell'ın devreye girmesine bir anlam veremiyordum. Şimdi anladım ki Amerika Birleşik Devletleri birleştirmiyor, bölüyor. Sanıyorum bunu başaracak. Kıbrıs bölünecek. Amerika diğerlerini çok küçük görüyor. Ama hesap edemiyorlar ki başta Yunanistan olmak üzere Avrupa ve diğer yanda Çin ve Rusya Rumların evet demesi için bastırıp duruyor. Yanlış hesap Kıbrıs'tan da döner. Gördün mü efendi aslan? Kıbrıs meselesi.
ABD ile Avrupa Birliği arasında bir güç savaşına döndü. Avrupa Birliği bütün Kıbrıs'ı istiyor. Bu nedenle evet çıkması için bastırıyor. Aksi takdirde biliyor ki kısa bir zaman sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak zorunda kalacak. Sen Kıbrıs'ın bir bütün mü yoksa ikiye bölünmüş ve KKTC'nin tanındığı bir yer mi olmasını istersin? Beni boş ver. Ama anlaşılan senin deyiminle 50 yıllık derin müttefikimiz Amerika aslında Kıbrıs'ı bölüyor. Rumların karşısına öyle bir anlam planı çıkartıyor ki onlar bunu reddetsin. Ama bu arada KKTC'de tanınsın. Ve Akdeniz'in güneyindeki Kıbrıs'ta, o paylaşılamayan Karpaz'da büyük bir askeri üs kursun. Benim tahminim Rumlar birleşmeye hayır diyecek. KKTC'ye Tayvan modeli uygulanacak. Yani tanınmayacak ama ambargo da kalkacak. Ülkelerin büyükelçilikleri olmayacak ama ticari ateşelikleri olacak. KKTC dünya ticareti için önemli yerlerden biri olacak. Özellikle de kıyı bankacılığı için. Nerede kaldı bu Necmi? Var mı telsizlerden gelen bir mesaj? Yok süvari bey. Sadece fırtına patladı. Denizler canlanmaya başladı. Allah Allah. Mersin'e etamız nedir? 2 saat. Oyalan, yol kes. Mersin'de bir bekleyenimiz yok nasılsa. Yarım yola düşüyorum. Operasyon, operasyon yok. Bu lafı kim çıkardıysa ortalığı karıştırmak için söylemiş. Samuel'le konuştun mu? Konuştum. DEA'nın da böyle bir operasyon hazırlığı yok. Diyelim ki yalan. Bunu niye söylesin? Kim söylemiş? Polat. Polat kim Allah aşkına? Cevabını bilmediğin soruları sorma Necmi. Sağ olasın Abdüley. Afiyet olsun. Otursana. Denizi çok mu seviyorsun abi? Çok. Bir denizi, bir çölü seviyorum. Niye abi? İkisinin de içinde olduğun kadarsındır. İskele baş omuzluk 5 kombineden zodyaklar geliyor süvari bey. Allah kahretsin. Bunlar da nereden çıktı? Uydu telefonu çabuk. Allah kahretsin. Benden haber beklesinler. Gemiye doğru hamle var. Allah kahretsin. Operasyon haklı çıktı. Çabuk Hüsrev ve Ziya'yı çağırın. Çabuk.
Geliyorlar. Ne yapacağız? İskele alabanda tam yol ileri. Bırak hızlanmayı, sakın manevrası yapıyoruz. Zaman kazanmamız lazım. Tam yol ileri. İskele alabanda. Karar vermeniz lazım. Verecek bir karar yok. Malı yakalattık. Bir alternatif daha var. Neymiş o? Gemiyi batırmak. Benim gemimi? Benim senin yok Ziya Bey. Karşılığında sorumlusu kimse bu işin diyetini isterim. Benim gemimi kimse batıramaz. Dinleme yapabilirler. Semaç'la mesaj geçin. Gemiyi batırsınlar. Süvari Bey. Gemiyi batırıyoruz. Baş mühendise haber ver. Yapacak bir şey yok. Dikkat, talim değil. Çarşıbaşı. Personel gemiyi terk eder. Kimisin kapatları açın. Personel gemiyi terk eder. Batırıyorum. Talim değil. Patron talim. Tamam. Taraftasın Can Polat. Kötü gün dostuyla gelirmiş. Geldin, bizi kepazelikten kurtardın. Estağfurullah. Ama gemimiz battı. Benim gemim battı. Böyle olmasını istemezdim. Uzun laf edilecek zaman değil Polat. Operasyon yapılacağını hiç kimse, hatta devletin kendi bile bilmiyordu. Sen nereden öğrendin? Nereye abla? Teşekkür ederim. Sultanahmet lütfen. Acayip memleket abla burası. Hayırdır? Sabahtan beri radyolar ortalığı inletiyor. Uyuşturucu yüklü gemi batırıldı diye. Kim batırmış? Heriflerin kendisi. Battıysa nereden biliyorlar uyuşturucu olduğunu? Uyuşturucu yoksa niye batırsınlar abla? Uzar bu mevzu. Şuna bakabilir miyim? Tabii abla, ne demek. Bak da orada bir şey yazmıyor ki. Bekle ki 24 saat iki satır bir şey çıksın. Ünlü armatörlerden Ziya Yılmaz'ın kızı Meral Yılmaz'la ünlü kabadayı Polat Alemdar aile arasında yapılan törenle dün